Merhaba arkadaşlar, Bozdağ Akademi'ye hoş geldiniz. Kızım hazır mısın derse? Hazırım hocam. Hemen fen bilgisi dersinden arkadaşlar asitler ve bazlar konusunu işleyeceğiz. Hemen özelliklerine geçelim. Asitler sulu çözeltilerinde H artı iyonu, bazlar OH eksi iyonu verirler. Asitler ekşidir. Kızım hemen örnek ver, asitleri ekşidir. Ekşidir hocam, sabun. Hayır, sabun bazlara örnektir, acıdır. Ekşidir, limon. Tahriş edicidir ve yakıcıdırlar. Bazılar tahriş edicidirler. Sulu çözeltilerin ikisi de elektriği iletirler. Asitler metallerle tepkimeye girerler ve H2 gazı meydana gelir. Cam yüzeyleri aşındırırlar bazılar. Hemen arkadaşlar, hidroklorik asit, tuz ruhu halk arasında bilinen ismiyle HNO3, nitrik asit, kezzap, sülfürik asit, zat yağı. Hemen bazılarımıza bakalım arkadaşlar. Sodyum hidroksit, sut kostik, potasyum hidroksit, potas kostik, kalsiyum hidroksit halk ağzıyla sönmüş kireçtir arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkat edelim. Bunda ne kadar biz aside benzetiyor olsak da NH3, amonyak ve bazdır arkadaşlar. Bunda sadece istisna burada var. Bir de bir asitte var. İstisna OH olmasına rağmen asit olacak. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Yani asidik asitte. Yani şu. Hemen yazıyorum buraya. CH3 asidik asit. Asetik asit. Yani burada OH görüyoruz diye sakın bunu baz olarak almayın. Bu asitlerde istisna, bu bazlarda istisna. Hemen pH ölçeğimiz var arkadaşlar. Biz neye göre bir maddeye asit veya baz diyoruz? 7 nötrdür arkadaşlar. Nötre örnek verirsek tuz, saf su olabilir nötr. Bazlar 7'den büyük 14'e kadar. 14'e yakın bazlar daha kuvvetlidir. Kuvveti artar bazların. Asitler de 0 ile 7 arasında. Asit kuvveti, asit ne kadar sıfıra yaklaşırsa pH değeri o kadar kuvvetli olur. Hemen arkadaşlar, bizim de öğrencilerimize, öğrettiği şey, asit kızartır, baz morartır. Yani asit mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir, baz kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Hemen bir tane çizelgimiz var arkadaşlar. Turnusol kağıdı kırmızı yapıyor asit, baz mavi yapıyor. Fenolftaleyn renksiz asiti renksiz yapıyor, baz da pembe oluyor arkadaşlar. Metil oranj asitte kırmızı renge bürünüyor, baz ise sarı renge bürünüyor arkadaşlar. Tuz asit ve bazların nötralleşme tepkimesi sonucu oluşur. Yani nötralleşme tepkime sonucu su ve tuz oluşur. Bunlardan nötrdür arkadaşlar. NH3 susuz bir baz olduğu için asitle tepkime girdiğinde sadece arkadaşlar tepkimede tuz oluşur. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Sıvılarımız var kaplarda ve turnusol kağıdı daldırılıyor, çıkartılıyor. Son renkleri yan tarafında, sağlarını da vermişiz. Buna göre X, Y, Z, T çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Mavi turnusol kağıdı batırılıyor ve mavi çıkıyor. X ne olabilir kızım? Hocam baz olabilir. Ne çözeltisi olabilir? Evet, bazlar. Buraya hemen gelelim, bazlara bakalım. Baz veya nötr olanlar, yani sodyum klorür olabilir. NaCl olabilir. Baz neydi? NH3 amonyak. Yani olabilir. Hemen bakıyoruz. Alüminyum hidroksit olabilir. Hemen buna atlamıyoruz. Çünkü bu asetik asit. Bu asittir. Su olabilir. Veya arkadaşlar burada gördüğümüz gibi sönmüş kireç olabilir. Hemen başka var mı bakalım?
Evet, var. Burada var. Potasyum hidroksit var. Potasyum hidroksit. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi Y'ye bakalım arkadaşlar. Kırmızı turnusör kağıdı batırılıyor. Maviye dönüşüyor. Yani bu nedir? Asit kızartır, baz morartırdı. Yani morarmış bu. O zaman bazları yazacağız. Bazlar ne vardı? NH3, alüminyum hidroksit. Hemen yazalım. Sönmüş kirecimizi yazalım. Hemen potasyum hidroksit yazalım. Evet arkadaşlar. Z350'mize mavi turnusol kağıdı batırılıyor ve kızarıyor. Yani asit kızartıyor. Hemen asitleri yazıyoruz. Hemen asidik asitimizi yazalım. Evet. Hemen bakıyoruz. Yazıyoruz. Ne kaldı başka? Nitrik asitimiz var burada. HNO3 ve yani hidroklorik asit, yani tuz ruhumuz var. En kuvvetli asidimiz bizim. Evet, şimdi arkadaşlar T350'miz. Bakıyoruz. Mavi turnusol kağıdı mavi olarak çıkmış. Kırmızı turnusol kağıdını batırmışız. Kırmızı olarak çıkmış. Yani bu T sıvısı nötr bir maddenin çözeltisi. Yani sodyum klorür, yani tuzun çözeltisi olabilir. Tuz çözeltisi veya bu direkt su olabilir arkadaşlar. Hemen geçelim. Bazı meyvelerin arkadaşlar, bazı meyvelerin içinde bulunan asitler vardır. Limonda sitrik asit, elmada malik asit, yoğurtta laktik asit, üzümde tartarik asit, sirkede asetik asit, çilekte folik asittir arkadaşlar. Hemen yeni nesil sorumuza bakalım. Bir tane kabımız var arkadaşlar. Bir sıvı dolu burada. Aşağıda da büyük bir kap var. Yine başka bir sıvı dolu. Oradan musluk var. Musluktan akıtılıyor. Evet, bir sıvı. Şekilde verilen sistemde X sulu çözeltisine, yani bu X çözeltisine, Y sulu çözeltisinin musluğu açılarak tamamı yavaş yavaş ekleniyor. Evet, Y X ekleniyormuş. X ve Y çözeltileri arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşiyor. Yani birisi asit, birisi bazdır. Çünkü nötralleşme tepkimesi asit ve bazlar arasındaki tepkimelerden oluşur. Kaptaki H artı iyonunun miktarının değişimi grafiği şekilde gibi verilmiştir. Buna göre X ve Y çözeltilerinin çeşitleri ve hacimleri hangi seçenekteki gibi olabilir? H artı iyonunun burada zamana göre değişimi ilk başta azalıyor, daha sonra dengede kalıyor. Yani ortam şu anda asidik bir ortam. Asit fazla çünkü asit var. H artı iyonları var burada. O yüzden dolayı arkadaşlar hemen şıklara bakıyoruz. X asit 2 hacimli, 2V hacimli, baz 2V hacimli. Bunlar öyle olsaydı H artı iyonu şu anda artmazdı. Şu anda H artı iyonu fazlalığı var. Bu olmaz. A ile B aynı şekilde. Yani baz da asit de olsa V olmaz. Asidin daha fazla olması lazım. Bu da olmaz. Baz 2V, asit V hacminde. Bu hiç olmaz arkadaşlar. Çünkü asidin fazla olması lazım. Biz asit fazla olan bir şık arıyoruz. Hemen bakıyoruz. Asit 2V. Evet. Baz V. Evet. Bunun 1V kadar hacimli baz da tepmeyecek. Yine artacak. H artı iyonları artması lazım. Doğru cevabımız D. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzun devamı için bizlere destek vermek için arkadaşlar Bozdağ Akademi'ye üye olun. Bozdağ Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.